Mustafa hocam, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Futbolculuk hayatınızda keşke yapmasaydım dediğiniz bir anınız var mı? Ya keşke yapmadığım dediğim tabii ki çok şey var dönüp baktığımız zaman ama sonuçta hiçbir şeyin geri gelmeyeceğini bildiğimiz için keşkelerden ziyade bundan sonraki yaşantımızda onları uygulamamaya çalıştığımız bir sürü hatıramız var, bir sürü keşkelerimiz var aslında. Ama dönüp baktığımda yine aynı yaşlarda olsam yine aynı yollardan yürürdüm herhalde. Garip iki kariyere sahipsiniz. Bursa'da başlayıp Güney Kore'ye, oradan Danimarka'ya uzanıp tekrar Bursa'da biten bir kariyeriniz var. Evet. Bunu nasıl gelir hani değerlendiriyorsunuz? Kore, Danimarka, Türkiye çok farklı yerler. Hani bu kariyer nasıl oluştu? Planlaması nasıl gelişti? Şimdi ben futbola Oyak Renault'da başladım. Oyak Renault'dan 18 yaşındayken Bursa Spor'a transfer oldum. Bursa Spor'da yaklaşık 7 sezon oynadım. 6,5 sezon oynadım toplamda. Ve hep hayalim benim yurt dışında futbol oynamaktı. Hiçbir zaman İstanbul kulüplerinden bir tanesinde bir sempatim olmadı. Öyle olunca tabii evrene gönderdiğiniz mesajlar bir gün geliyor sizi buluyor. Allah'ın da tabii bu anlamda çok ciddi bir döngüsü var. Dualarımızı kabul etti. Bursa Spor'dan Gençler Birliği'ne transfer oldum. Gençler Birliği'nde 1,5 sezon oynadıktan sonra Güney Kore'den bir teklif aldım. Güney Kore'den aldığımız teklif tam Dünya Kupası'nın akabindeydi. Türkiye Kore dostluğunun pekiştiği bir Kore-Japonya Dünya Kupası vardı. O Dünya Kupası'nın dostluğundan sonra Kore'ye ilk transfer olan Türk futbolcu oldum. Orada bir sene oynadım. Çok değişik bir deneyimdi. Arkasından Danimarka maceramız başladı. Oradaki bir kulüpten bir davet aldık. Orasıyla bir anlaşma yaptık. Kopenhag'da oynadım. Tabii daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de Diyarbakır Spor, Karşıyaka ve en son tekrar Bursa'ya geldim. Burada başladığım kulüpte bitirme düşüncem vardı. Yani güzel bir kariyer oldu. İçine hem Türkiye'yi koyduğumuz, hem milli takımı koyduğumuz, hem de Asya'yı ve Avrupa'yı da koyduğumuz keyifli bir tur oldu benim için. Peki hocam, Güney Kore günleriniz nasıl geçti? Ya ilk etapta Kore'ye alışmakta tabii zorlandık. Biz ailecek gittik. Öyle olduğu için yiyecekler, dil sorunu, yani çok İngilizce bilmiyorlar çünkü. Ortak dil İngilizce'de buluşmaya çalıştık onlarla mümkün mertebe. Daha sonra tabii tercümanımız vasıtasıyla kulüpte çok sıkıntı yaşamadık ama sosyal yaşantımızda alışana kadar bayağı bir zorluk çektik. Ama alıştıktan sonra da oradaki insanları da sevdik açıkçası. Onların da Türklere bakışı biliyorsunuz çok eskiye dayanan bir sempatileri var. Bizim onlara bir desteğimiz olmuş yıllar önce. Bir savaş desteğimiz var. Öyle olduğu için hani ilk 1-2 aydan sonra oradaki yaşantımız kolaylaştı. Artık her şeyi öğrendik, her şeyi çözdük. İnsanlar da bizi tanıdılar, sevdiler. Keyifli geçti aslında. Peki hocam, Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademisi'ndeki misyonunuz nedir? Ya bizim her zaman şunu söylüyoruz. Futbola ben Bursa'da başladım ve Bursa'daki çocukların hangi yollardan geçmeleri gerektiğiyle ilgili biz de o yollardan geçtiğimiz için bir sürü gezdiğimiz yerlerde fikir oluşturduk. Bu fikirleri de çocuklara bir şekilde Bursa'nın çocuklarına doğru bir şekilde vermeyi planlıyorduk. Tabii öyle olunca futbolu bitirdikten sonra direkt kendi futbol okulumuzu kurduk. Türkiye'de ilkiz bu anlamda. Akabinden futbol okulumuz büyüdü, akademimiz büyüdü, kulüpleştik. Şimdi zor bir süreç geçiriyoruz, pandemi dönemi geçiriyoruz. Ona rağmen yine biz burada elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Misyonumuz şu, Türkiye'deki özellikle Bursa'daki çocuklarımızın da iyi standartlarda iyi bir eğitimden geçerek sporcu olmaları. Yani futbolcu değil, bir sporcu yetiştiriyoruz. Önce karakterli, kişilikli, yaptığı işe değer veren, spor disiplininden çok spor sevgisine sahip olan bireyler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz çocukların içinden de iyi olanlar zaten tespit ediliyor. Bursa Spor'da oyuncularımız var, Konya Spor'da var. Çeşitli profesyonelliklerde yetiştirdiğimiz oyuncularımızı görmeye başladık. Bu da bize gurur veriyor. Hocam, diyelim ki akademiden elinizde büyüyen bir futbolcu milli takıma kadar yükseldi. Milli formayı sırtına geçirip ilk 11'e çıktıktan sonraki sizin duygularınız, düşünceleriniz nasıl oluyor? Milli futbolcu yetiştirdik. Bursa Spor'daki Ozan İsmail Koç bizim akademimizin yetiştirdiği bir oyuncudur. Biz Bursa Spor'a verdik. Tabii şu anda Ümit Milli oynuyor. İnşallah A Milli olduğu günleri de göreceğiz.
Çok güzel bir duygu. Sonuçta yerel bir oluşumdan, inandığımız bir oluşumdan, doğru sistem kurduğuna inandığımız bir oluşumdan oyuncu yetiştirmek, karakterli ve aynı zamanda da becerikli, futbolun gerektirdiğini yapan oyuncuları yetiştirmek bizim için en büyük gurur. Onların mutluluğundan biz de mutlu oluyoruz. Bursa Spor'a her daim hizmet etmeye hazır mısınız hocam? Yani Bursa Spor sizin için ne ifade ediyor? Şimdi Bursa Spor'a ben her daim hizmet etmeye hazır olduğumu aslında geçtiğimiz sezon gösterdim. Hiç kimsenin yapmayacağı kolay bir karar değildi. Hiç kimse için verilecek çok zor bir karardı. Değişecek olduğunu bildiğim bir yönetimde sadece sırf Bursa Spor'a destek verme ve bilgilerimizi orada doğru bir şekilde şekillendirme adına ben bir görev kabul ettim. Yaklaşık bir ay süren bir görevim oldu. Yaptıklarımız da zaten orada insanların beğenisini kazandı. Kamuoyu bu anlamda her zaman yanımda durdu. O yüzden Bursa'nın, Bursa Spor camiasının beni ne kadar çok iyi sahiplendiğini, ne kadar değer verdiğini de görmüş oldum. Bursa Spor'la tabii ki yine yollarımız kesişecek. Şunu deme lüksümüz yok bizim. Ya ben şu an hazır değilim veya işte bu yönetimle yapmayayım. Ha, şu dönem doğru dönem değil deme lüksümüz yok. Bursa Spor'un ihtiyacı olduğu zaman bizim kapımızı çaldıklarında, bizi aradıklarında bu bizim için her zaman bir görev oluyor. Her zaman mecbur kaldığımız bir görev oluyor. İnşallah çok doğru yönetimlerle, çok doğru yapılanmalarla yine doğru bir şekilde yollarımız kesişecektir.